Yanımızda işletme sahibi Abdülkadir Günel Beyefendi bulunmakta. Bakalım sektörle alakalı bizlere neler aktarıyor olacak. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle bizleri burada ağırlamış olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sektörle alakalı çalışmalarınıza kalem kalem değinmeden önce sizleri çok kısa tanımak isteriz. Adım Abdülkadir Günel. İstanbul doğumluyum, Bursa'da büyüdüm. Köken olarak Ağızka Türküyüm. Evliyim, çocuk babasıyım. Yani kendimden bu kadar bahsedebiliyorum. Peki, Abdülkadir Bey, sektörle buluşmanız ne zaman ve nasıl oldu? Yaklaşık 10 yıl kadar önce bir arkadaşım ikinci elci bir yaşlı dayıya eşyalarını sattığında taşımak için beni çağırdılar. Ben de eşyaları indirdim. Daha sonrasında yarın işe gel, öbür gün işe gel diye şeklinde beni yanında işe başlattı. İlk ikinci el işine bu şekilde başladım. Bu anlamda burayı biraz daha fazla tanımak isteriz. Vermiş olduğunuz hizmetleriniz nelerdir? Yani insanların evlerinde fazlalık olan eski eşyalarını alıp ya da artık kullanmaları gerekmiyor. Yani ellerinden ikinci el eşyaları çıkarttıkları zaman bunları tekrardan insanların kullanımlarına sürüyoruz. Mesela eski koltukları kaplayıp satabiliyoruz, mobilyaları tamir edip satabiliyoruz. Ya da daha değerli eşyalar da alıp sattığımız oluyor. Eski antik ürünleri tercih ediyoruz bazen. Hoşumuza gidiyor. Yani beğendiğimiz ürünleri, kendi evimizde görmek istediğimiz şeyler varsa eğer ve biri bunu satıyorsa tekrardan alıp bunu ticarete döküyoruz. Yani sıfır ve sıfıra yakın antik eşyaları insanlar buradan bulabilirler. Bulabilirler evet. Eski bulabilirler, yeni bulabilirler. Aslında herkese hitap edecek kesinlikle eşyamız oluyor. Yani ufak çocuk geldiğinde oyuncak da bulabiliyor. Yaşlı birisi geldi, eski bir radyo ararken onu da bulabiliyor. Gençler ev kurarken evle alakalı eşyalarını da bulabiliyorlar. Yeni evliler, mesela yeni yatak odası takımları çok pahalı olduğundan eski yatak odası takımı almak istiyorlar. Fakat biz elden geçirdiğimizde gayet güzel durumda oluyorlar. Onları tercih edebiliyor. Bayağı çeşidimiz var. Çok güzel. Ancak takdir edersiniz ki sektörde yalnız değilsiniz Abdülkadir Bey. Evet. Sizi diğerlerinden ayıran özellikleriniz nelerdir? Yani bu işe ilk başladığım yıllardan beri eski komşularım, eski arkadaşlarım, bu işi yaptığım için tanıştığım insanlar hala beni ararlar. Ve bir ihtiyaçları olduğunda ya da ihtiyaçları var bende bulamıyorlar ama sırf bana güvendikleri için akıl sormak adına bile arayıp fikrimi sorarlar. Yani insanlara verdiğimiz güven, samimiyet, büyüklerimize kardeşlik, küçüklerimize abilik yapma şeklimiz. Bu yüzden tercih ediliyoruz. Tüm bu saydıklarınız aslında müşteri memnuniyetini de beraberinde getiren şeyler. Müşterilerinizden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Yani %95 oranda diyeyim iyi ama herkesi mutlu edemiyoruz tabii ki. Ama genelde gerçekten insanları mutlu etmek, sonunda hani alışveriş bittiğinde dostluk baki kalsın diye uğraşıyoruz. Hassas davrandığımız konular var. Bir de bir insanla alışveriş yaptığımızda onun eşini, dostunu, akrabasını da bize getirsin diye ekstradan bir özenimiz var yani. Onu kaybetmemek, kazanmak adına davranışlarımız hep. Bu şekilde. Peki firma olarak gelecek hedefleriniz nelerdir? İsmimiz Hangar Eşya Evi. Bu şu an bulunduğumuz bu dükkan 3 katlı bir dükkan. Fakat bir hangar değil. Gelecek hedefimiz çok büyük bir hangar düşünün. İşte yurt dışı televizyonlarında bu işleri yapanların yaptığı gibi. Büyük bir yer mesela 1 kilometre içerisi, işte 500 metre eninde büyük bir hangar. Gerçek anlamda bir hangara buraya taşımak istiyoruz. Hedefimiz bu. Bizler de bu anlamda yolunuzun açık olmasını diliyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Peki size ulaşmak isteyen insanlar nasıl ulaşım sağlayabilirler? Yani telefon numarasıyla ulaşabilirler. Google Hangar Eşya Evi yazıldığı zaman her zaman adresimiz çıkacaktır adres değilse bile. Google'dan ulaşabilirler bu şekilde. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bizimle alışveriş yapmaları şart değil. Buraya geldiklerinde çocukluklarından kalma bir sandalye, anneannesinin evinde gördüğü bir koltuğu da burada bulabilirler. Sırf gelip o koltuğu görmek için ya da işte eskiye dönmek için bile buraya gelebilirler. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. Siz de geldiğiniz için, bize bu şansı verdiğiniz için ben de teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ olun.